Peki çok naifsin, çok böyle tatlı bir alan tutuyorsun sektörde de bence. Yani setteki tavrın, o, rol arkadaşlarınla ilişki biçimin, setteki bu, o beyefendiliğin falan ben çok seviyorum yani. Sen keyif veren bir rol arkadaşısın bence. Çok güzeldi bizim. Biz evet, beraber de çalışmıştık. Evet çok güzeldi. Aynen ne keyifliydi. Çok isterdim uzun sürmesini. Evet uzun süreli çok değil. Mutlu olduğum bir işti 8. gün gerçekten. Sürseydi güzel olurdu. Evet, yani şey... İşimizin abartılacak bir tarafı yok evet. Yani. İşte birine soruyorsun ne iş yapıyorsun? Mimarım diyor. Öbürü evet. Ne iş yapıyorsun? İşte doktorum diyor. Biz de oyunculuk yapıyoruz. Yani bizim ekstra insanların televizyonlarına oluyor evet. Olmamız. Tanınıyoruz diye. Tanınıyoruz ya da diye. Bunun bize bir ego veya bir kibir veya bir şöhret bilmem ne bunalımı getirmesine gerek yok. Yani çünkü ben her zaman sadece oyunculuk yapmaya çalıştım. Hiçbir zaman bu şöhret falan benim için çok birinci planda olmadı. Önemli olan insan olmamız yani. Biz setteyiz. Evet sette gerçekten herkes işini yapıyor. Sen de işini yapıyorsun yani ekstra onlardan seni üstün kılacak bir durumda değilsin. Peki sence bu aileden gelen bir ahlak mı yoksa kişinin evet. Kendi kendine bulduğu bir yol mu? Çünkü aile çok önemli. Ben de böyle düşünüyorum. Evet sen de zaten bu arada evet sen de öyle bir ben insansın. Ben hiç yani oyuncuyuz ve işte falan rolü oynuyorum herkes kendine gelsin ben sete girdim ya da işte tanınıyorum ben. Bana çok böyle iki gün sonra tanınmayacaksın o zaman ne yapacağız peki duygusu geliyor evet, benim yani üstüme. Evet yani bu şöhret dediğin şey de gelip geçici çok bir şey. Çok zaman alevi yani. Eğer altını doğru doldurmazsan. Evet zaten şöyle yani altını oyunculuğa gerçekten oyunculuğa kanalize olursan 60-70 yaşında da oyunculuk yapmaya devam edersin evet. Ama 60-70 yaşında şöhret 30'lu yaşlarındaki bir yanında olmayabilir. Evet. Dolayısıyla acı çekmemiş olursun. Acaba şöyle bir şey mi? Ben kendimle ilgili böyle düşünüyorum. Ben bayağı böyle figürasyon başlayıp hani reklamlarda arkadan geçen kız falan öyle başladı yani benim için her şey. Dolayısıyla böyle adım 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 gitti ve hep dileğim şeydi. Allah'ım ne olursun öyle çok ünlü olmayayım. Öyle oluk oluk paralar değil böyle sakin paralar ama uzun soluklu. Ölene kadar böyle gitsin beni yaşatsın. İşte hayat kurduysam onu var etsin. Böyle bir anda patlama olmasın da sakin sakin ama istikrarlı bir şey olsun. Niyeyse yani 18 yaşında bile bunu dilemiştim. Doğruymuş dilediğim evet, şey yani, ama çok şuursuzca bir dilekti yani benimki. Ben şimdi diyorum ki ani şöhret kaygılarını mi? Belki de o zamandan evet. Duymuşsun aslında. Evet galiba bu ani şöhret mi yapıyor insana bunu diyorum şimdi de bakınca insanların hal ve hareketlerine. Çünkü sen de öyle aniden şöhret olmadın. Yazdın, çizdin, çektin. Bir önce İçine girdin meselenin ve sonra oradan aa evet ya. Yani tiyatrodan evet. Geldim. Tiyatro yaptım. Hatta uzun süre evet TV oyunculuğu da yapmak evet. İstememiştim. Tiyatro yaptığım dönemler falan. Bence karakterle alakalı. Galiba yani değil mi? Bir anda da şöhret vuruyor olsa onu kaldırıyor olmak tabii ki olgunlukla da alakalı. Yaşının hangi evresinde olduğuna da yaşanmışlığının ne olduğuyla da alakalı ama daha çok az önce dediğin gibi yani ailen ve çevrendeki, büyüdüğün ailen ve çevrendekilerin de etkisi çok önemli diye düşünüyorum.